Ya kardeşim ne demek direksiyonu da opsiyon olarak veriyoruz ya? Her şeyi paraya dökmüşler. Allah'ınız para. Lan direksiyon olmadan arabayı nasıl döndüreceğiz? Bu arada arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ve hangi arabalar olup olmayacağını da yorumlara yazabilirsiniz karşılaştırma istiyorsanız. İki oyunda olan modları karşılaştırmaya çalışırım. Şu anda aklıma ilk Fiat Linea geldi. İki tane Fiat Linea'nın karşılaştırmasını yapacağız. ETS2'de ve Assetto'da olmak üzere. Ama şu anda aracımızın bir direksiyon yok. Arabaya direksiyon almaya gidiyoruz. Her şeyi paraya dökmüş kardeşim ya. Şuraya girmişken aracımızın aksesuarlarını da sizlere göstereceğim. İki oyunu birebir her şeyiyle karşılaştıracağız. Ben fazla yorum yapmayacağım. En son yorumu sizlere bırakacağım. Şimdi kardeşim ben birazcık gerizekalı olduğum için buraya hepsini not aldım. Ve buradan baka baka hepsini söyleyeceğiz. Aracın öncelikle dış modeline bakıyoruz kardeşim. Aracın dış modeli şu şekilde gördüğünüz gibi normal bir Linea. Zaten fazla bir şey beklemeyiz. Bunun üzerine koyamaz. Kardeşim Assetto'da da dış modellememiz bu şekilde. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, Assetto'daki grafikle ETS2'deki grafiği karşılaştırmayın çünkü burada zibilyon tane grafik paketi var arkadaşlar. O yüzden biz modlar üzerinden incelemelerimizi yapacağız, onu baştan söyleyeyim. Farlar böyle gördüğünüz gibi. Daha sonra arabanın iç kısmına geldiğimizde tabii ki şuraya bir tane direksiyon takalım, öyle bakalım. Direksiyonu kafamdan büyük arkadaşlar, yani bildiğin kamyon Fiat direksiyonu gibi bir şey bu. Ducato'dan almışlar getirmişler direksiyonu buraya, Linea'ya takmışlar gibi. İç kalitesini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar, yani açık ve net görüyorsunuz ki burada içeride pek de kaliteli bir işçilik çıktığı söylenemez. Maalesef ki içerisi biraz üzücü. Bu arada iç detaylar olarak da tabii ki de Assetto Corsa ETS2 burada baya bir farkını koyuyor arkadaşlar. Yani şu arka taraftaki kolonları olsun, sunroof'un açılması olsun falan her şeyiyle. Bu arada ileri görüşlü bir dikiz aynamız yok. Burada aynamız da çalışıyor. Her şeyini çok daha güzel, bir tek sağ ayna biraz kör nokta yapıyor. Gerçekten Linealar sağ aynası kör nokta yapıyor mu yorumlara yazarsanız. Sanmıyorum öyle yapacağım. Yoksa her gün Linea bir tane kaza yapar kardeşim. Buradan YouTube'a falan girebiliyorsunuz. Arkadaşlar YouTube'a girip Kerem Kulak yazıp buradan benim videoları açabilirsiniz kardeşim. Galiba burada internet çok çekmiyor arkadaşlar. Bu arada yağmurlu bir havadayız. Şöyle isteyeceklerimi de çalıştırayım kardeşim. Ondan sonra yolumuzu görmeyiz, şey olur, sıkıntı çıkar. Aracımızın modifiye seçeneklerine gelecek olursak burada basık süspansiyonlar falan var da zaten ETS2'ye gelen süspansiyon ayarından dolayı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Dış aksesuarlarda renk tamamen bize kalmış. Assetto'da böyle bir avantajımız yok. Yani rengi biz kendi kafamıza göre yapalım diye bir şey yapamıyoruz. Önde ufak bir ekimiz var. Jantlar kısmında biraz zengin bir mod bizi karşılıyor. Tabii ETS'de her zaman böyle bir şey olacak diye bir kural yok. Ama bu modda jant konusunda birazcık zengin arkadaşlar. Bizlere bol bol jant seçeneği sunmuşlar burada. Aynaları karartabiliyoruz. Onun dışında arkaya ufak bir çıtı ekliyoruz. Bu kadar yani. Linea'mızın dış aksesuarları da bu şekilde. İçeriye işte şu TB GPS'i bilmem neyi değiştirip ayna su falan kitapçıklar koyabiliyoruz koltuklara. Maksimum bu kadardı içerideki aksesuarları. Aksesuarlar kısmına gelecek olursak bu oyunda aksesuarlar tamirhaneden yapılmıyor. Şöyle eklenti tuşlarımız var. Onları aktifleştirerekten yapıyoruz her şeyi. Bagaj açma falan var. Bak bagajı açıp sizlere arkadaki ses sistemini göstereyim. Bak duyuyor musun? Arabam bacha. Seviyorum çift kalem bacha. Ama bagajı biz kapatalım. Öyle çok fazla ses sistemiyle işimiz olmayacak. Şu çıtaları ve arkadaki eki çıkartıp takabiliyoruz gördüğünüz gibi. Jantlarımızı değiştirebiliyoruz. Siyah jant mı beyaz jant mı onları seçiyoruz. Tabii ki de siyah jant kardeşim. Araba zaten basık. Şöyle Angel var. Sonra aracımızın dışına gelecek olursak kardeşim, farları bu şekilde yanıyor aracın. Önden de şöyle göstereyim, bir oyunu gece yapalım. Buyurun kardeşim, farlar uzunlar bu şekilde sislerle beraber yanıyor. Vuruşu da böyle, bayağı bir şimşek etkili farlarımız var. Sinyallerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde, geri viteste böyle arkadaşlar. Yani bunu bilerek gösteriyorum, sinyaller ve geri vites konusunda birazcık farklılık var. Az sonra fark edeceksiniz onu. Pardon lan, az sonra değil, ben editleri burada peş peşe göstereceğim için anlık olarak göreceksiniz. Aracımızın kornasına da bakıyoruz. Bu şekilde kornamız. Araba sesine gelecek olursak bildiğimiz dizel sesi var arkadaşlar. Garan 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 böyle vara 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 öten bir ses. Farlarımızı da yakıyorum. Sinyallerimizi veriyorum. Bakın şu anda dikkat etmemiz gereken şey tam olarak arka taraftaki sinyallerde. Az önce gördüyseniz şu aşağıdaki kısımda yanıyor diye sinyaller. Burada fren lambasıyla aynı yere koymuşlar kardeşim. Yani bu birazcık sıkıntı açıkçası. Oyuna ufaktan bir baga sokuyor. Dörtlüler yanarken frene basınca böyle birbirlerine giriyorlar. Geri vites lambasını da tamamını yapmışlar. Burada ufak bir hatası var Assetto'nun. Onun dışında aracın sunroof'u var, açılıyor. Şimdi ses kısmına gelelim. Ben bunu seviyorum abi, ses kısmında bak. Bak. Görüyor musun? Assetto'da biraz daha tatlı bir ses var oyunda. Plakada 58 kardeşim. Buradan tüm Sivaslılara selam olsun. Şu şekilde bir kornamız var.
Modifiye seçeneği olarak dediğim gibi Assetto'da ETS'de bulunduğu kadar bir şeyler bulunmuyor. Şimdi bizim asıl olayımıza gelelim. Hız ve yol tutuşu arkadaşlar. Fiat Linea ETS'ye gide bizlere ne kadar sürat, ne kadar yol tutuşu sağlayacak? Bunları merak ediyorum. Bu arada kanala hala abone değilseniz de tıklayıp abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani videoyu izlerken beğeniyorsunuz okey de gelip oradan like butonuna niye basmıyorsunuz? Bu enerji nereden geliyor diye soranlara şöyle göstereyim kardeşim. Ganoexec abimiz. Açıklamada Ganoexec'in linki mevcut. Üye olmak için gereken referans kodu da mevcut. Üye olup kahve almak isteyenler varsa buyursunlar kardeşim. Size benden organik sağlıklı kahve. Arabada 240 ibre var arkadaşlar. 150'den sonra bayağı bir bayılıyoruz. Yani ben bunun üzerine kahvemi yudumlarım kardeşim. Araba benim enerjimi düşürüyor çünkü. Öyle bir yudumladım ki hortumladım resmen arkadaşlar. Oyunun hızına göre 163 gösteriyor ama arabadaki ibreye göre daha 140'lardayız kardeşim. Bu Linea açıkçası birazcık bayık geldi bana. Yol tutuşu olarak şöyle göstereyim sizlere. İki direksiyonu hızlı sağa sol kırdığımızda tek tekere kaldı. Rahmetli makas atmayı severdi arkadaşlar. Dikiz aynası holo arkadaşlar. Hala holo. Bu bir türlü düzeltilmiyor. Önümüzü gösteren bir dikiz aynası var. Bayağı bir ileri görüşlü olduğunu söylemek lazım. Sanmıyorum ki Assetto Corsa'da böyle ileri görüşlü dikiz aynalar olsun arkadaşlar. Zaten ne demişler? Arkana bakarak ileri doğru yol alamazsın. Buna benzer bir shorts videom vardı. O yüzden biraz daha lafı değiştirerek söyledim. Hani aynı yemeği farklı şekillerde önünüze koyuyorum arkadaşlar. Bazen ketçap falan sıkıyorum yemeği ki anlamayın. Bu arada dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ydı. Yani şimdi böyle çok fazla paylaşım yapan bir insan değilim bu tarz konularda. Sebebi biz öyle 364 gün bu ülkeden gitmek istiyorum deyip de bir günlüğüne Türk milliyetçisi değiliz. Biz 365 günün 367'sinde Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Bu ülkenin bayrağına asker. Hani oradaki göndermeyi de anlayın diye şey yaptım. 365 günün 367'sinde. Hani anladın mı olayı bak. Öyle şakaya gelmez bizim işimiz ha, ona göre kardeşim. Şurada bir makas atıp işi sonlandırıyorum. Bak bak bak. Ya yılana benziyor araba zaten. Yılan gibi de geçiyoruz kardeşim. Çakır direksiyonu bitiren. Şimdi yavaştan yola çıkalım. Ben en sevdiğim kısım da burası arkadaşlar. Alıyorsun arabayı, gazlamaya başlıyorsun ya. En keyifli yer. O zaman biraz da bu Linea'nın hızını ve yol tutuşunu test edelim. Az önceki Linea'ya göre gördüğünüz gibi 160'ı 150'yi çok rahat devirdik. 200'e geldik kardeşim. 6 vitesli bir araba var. Az önce de 6 vitesli ama bayılıyordu yani. 160'da böyle bildiğin gitmez hale geliyordu. Biz şu anda 200'ü geçmemize rağmen hala zorluyoruz kardeşim. Şu farları da bir kapatayım daha güzel bir görüntü olsun. Yol tutuşu olarak da şöyle hemen sağa sol yaparak gösteriyorum sizlere. Çok daha çevik ve zeki. Yani ben arabanın zeki, çevik ve akıllısını severim demiş Atatürk. Şimdi sporcunun diye düzeltecekler var tabii ki kardeşim ama arabada spordur kardeşim, yapıyoruz biz bu sporu yani, anladınız mı? Araba gayet güzel yol tutuyor. Ben burada bir şeye karar vermeyeceğim. Siz kendiniz karar verin. ETS2'deki Linea mı daha iyi yoksa Assetto Corsa'daki Fiat Linea mı daha iyi? Sıkıntıya girmemek adına, kanalın yarın öbür gün kapanmaması adına ben bu modların linklerini koymuyorum. Zaten arayan bulur. Google'a gidip oraya Fiat Linea ETS2 mod yazdığınızda veya Assetto Corsa Fiat Linea, bunlar karşınıza çıkar. Birazcık araştırmanız lazım sadece. Zaten biz de araştırmadan yoksun bir toplum haline geldik. Bizi körelttiler kardeşim. Biraz kalkın ayağa be. Bizi kimse köreltemez kardeşim. Bu millet dimdik ayakta. Çok pis gaza geldim şu anda. 29 Ekim'den sonra benim girdiğim kişilik. Siz görüyor musunuz lan benim Türklüğümü nasıl yaşadığımı? Ama biz bir gün değil, her gün böyleyiz kardeşim. Yine öyle yanlayacağız kardeşim. Vallahi bu da tek tekere kalkar gibi oldu ama arabayı bu kadar. Oo! Ne yapıyorsun? Dağlar! Arkadaşlar bunda ama bir durun da bir. Hay ben ya, tekerimi kim kırdı? Ya bu tekere çomak soktular kardeşim. Ben Linea'nın tekerine çomak sokarım deyip soldaki iki tekeri birden kırdılar kardeşim ya. Ayıp değil mi ya? Ya bu mu adamlığınız sizin ya? Neyse kardeşim, Linea'yla işimizin en sevdiğimiz kısmı birazcık yarım kaldı. Yarım kaldı. Bence sen yatardın. Ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada da araba bu şekildeydi. Vallahi benim ama en sevdiğim özelliklerinden birisi Assetto'ya özellik getirdiğinde böyle tatlı şeyler getiriyorlar. ETS2'de yok mesela bu. Sadece parkları yapıp böyle mercek far takabilen varsa söylesin kardeşim. Ben böyle çok az mod biliyorum yani. Genelde BMW'lere yapıyorlar bunu. Sizce hangi mod daha güzeldi? İleride bu seri devam etsin mi etmesin mi yorumlarda belirtin. Devam edecekse de hangi arabalarla yapalım yorumlarda mutlaka yazın. Çıkmadan da bu videoyu beğenip kanala hala bu abone değil. Sen de abone olmalı artık, senden rica ediyorum kardeşim ya. Bilemedi kendisi gibi diğerini güvensiz insanlar.